Ekranların spor koleksiyi kontrol eden mutlu akşamlar efendim. Evet, Türkiye nefesini tuttu, geri sayıma başladı. Yeşil beyaz camiada onlar da geri sayıma geçti. Yeşil beyaz renklerin şampiyonluğu için artık önümüzde 3 hafta var. Aslında 4 ama biri oynamadan gelen bir 3 puan olacak. Onun için gergin, stresli, heyecanlı, coşkulu bir haftaya giriyoruz. Evet, önümüzde Bursaspor'un Galatasaray karşılaşması var. Bu bir kilit maç. Bu 90 dakikanın sonucu büyük ölçüde belki de Bursaspor'un şampiyonluğunu diyorum. Daha bitime 3 hafta kala ilan etmesine neden olacak. Çünkü birbirleriyle oynayan önemli takımlar var. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mücadelesi var. Bursaspor'un İstanbul'da Galatasaray'la karşılaşması var. İşte bu iki maç büyük bir düğüm noktası. Bu akşam biz de sizlere renkli, keyifli ve heyecanlı bir program vaat ediyoruz. Çünkü çok renkli konuklarımız var. Onları yakinen tanıyorsunuz. Üçü de Bursaspor sevdalısı. Üçü de Bursaspor'da forma giymiş. Biri teknik adamlık görevine yükselmiş. Şimdi Anadolu'da Bursa'nın adını duyurmaya çalışıyor. Ve hemen onları tanıtmak istiyorum. Bir defa iki isim var. İki gol kralı. Sevgili Bahtiyar Yorulmaz, Bursaspor'un ilk gol kralı. Ve Bursaspor'un unutulmaz iki kez gol kralı olmuş sevgili Okan Yılmaz. Hoş geldin Okan, hoş geldin Bahtiyar. Ve yeşil beyazlı formayla futbolculuk yapmış, top koşturmuş. Ardından teknik kadronun her kademesinde teknik direktörlüğe kadar yükselmiş bir önemli isim sevgili İsmail Ertekin. İsmail Ertekin de hoş geldin diyoruz. Ve sevgili izleyenlerimiz, Bursaspor şampiyonluğa koşuyor. İsmail Ertekin'in de Bandırma Sporu, o da şampiyonluğa koşuyor. Yani çifte heyecan yaşıyor bu akşam Bandırma Spor'un teknik direktörü sevgili İsmail Ertekin. Onunla konuşacağız ve hemen önce Okan'la başlamak istiyorum. Okan, uzun zamandır görüşemedik. Ama gönlünün yeşil beyazlı sevdasıyla nasıl çarptığını biliyoruz. Ne düşünüyorsun Bursaspor'un şu geldiği nokta? Sizin zamanınızda çok sıkıntılı günler geçti. Küme düştük. O kümeden yine çıkardık. Çıkan takımın başına kaptandın. Yani gemiyi battı. Batan gemiyi tekrar aldın. Yukarı çıkardın. İki kez gol kralı oldun. Bunlar önemli şeyler. O Bursaspor, bıraktığın Bursaspor şu anda Süper Lig'in zirvesinde. Şimdi tabii ki geçmiş dönemlerde oynadığım yıllarda Bursaspor'da Süper Lig'de iki kere gol kralı oldum. İkinci Lig'de bir kere gol kralı oldum. Olduğum dönemler hep sıkıntı yaşamıştık. İşte ya ligi son haftada kaderimiz belli olmuştu, ya 13. bitirmiştik, ya 12. Yani böyle bir hava, böyle bir atmosfer yakalayamamıştık. Tabii ki bu sezona baktığımızda, yani takip ettiğimde, mesela Bursa camiası inanılmaz kenetlenmiş. Bizim zamanımız o kadar kritik dönemlerde bu kadar kenetlenme yoktu açıkçası. Ama şimdi şehre gittiğinizde, o çocuklara baktığınızda, insanlara, yaşlıyla, genciyle, herkes bir havayı teneffüs ediyor, şampiyonluk havasını. Tabii ki Bursa Spor camiası açısından, tarihi açısından çok önemli bir sezon yaşıyor Bursa Spor. İnşallah bu Bursa Spor'da, bu sezonda herkesin istediği gibi şehre, camiaya futbolcular bu şampiyonluğu getirler ki baktığınız zaman da lig sıralamasına ve oynayacağı maçlarda her şey Bursa Spor'un elinde. Özellikle bu hafta kader maçına çıkacak Bursa Spor, Galatasaray gibi bir güçlü takımla. Tabii ki oradan alacağı puan veya puanlarla diğer rakiplerin oynadığı maçları bekleyip inşallah, az önce sizin dediğiniz gibi, belki şampiyonluk iki hafta önce de gelebilir. Bu çok önemli. İnşallah hepimiz bu şampiyonluğu görürüz. Teşekkür ederim Okan. Şimdi İsmail'e döneyim. İsmail, önce Bandırma Spor'un 3. lig yükselme grubundaki başarısını takdir ediyoruz. Çok önemli bir grup. Playoff'a kaldınız. O playoff'ta yani böyle baba takımlar var tabiriyle. Siz bir ilçesiniz Bandırma Spor olarak ama Balıkesir'de, sizin grupta Balıkesir'i altınıza aldınız. Önce Bandırma Spor'dan başlayalım, sonra Bursa'ya yatay geçiş yapalım. Tabii yükselme grubunda 10 takım var. Onda seçilmiş takım. Alttan ikişerli geldiler. Bu seçilmiş takımlar içerisinden de ilk ikisi direkt olarak çıkacak. 3-4-5 playoff oynayacak tekrar. Biz ilk iki için şu anda çok büyük avantaj sağladık. Sezona, yani bu playoff grubuna biraz kötü başlamıştık ama son 7 maçtır devamlı kazanarak şu anda kendimize 4 puanlık, 2. ve 3.ye 4 puanlık bir avantaj sağladık. Lider durumdayız. 3 tane maçımız kaldı. Bu 3 maçtan da yani en iyi sonuç çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki en iyi sonuç biliyorsunuz 3'er puanlar. Bunları çıkarabilirsek kimseye ihtiyacımız olmadan bir üst lige çıkarmış olacağız. Bu da
Bu Bursalı antrenör olarak hem benim hem bütün Bursa'nın da gurur olacak diye düşünüyorum. Şu anda Bursa'yı temsil eden Anadolu'da tek antrenör sensin galiba. Evet, şu an var mı başka? Yok, şu an itibariyle teknik adamlarla çalışan tek kişi antrenör benim. Bu da bütün Bursa'nın gurur olacak diye düşünüyorum. İnşallah çıkarız. Tabii erken konuşmak çok şey değil ama avantaj bizde şu anda. Peki, diğer yönden aynı şeyi Bursaspor için de söylüyorum. Şu anda avantaj Bursaspor'da kimse. Bandırma'da ki atmosfer tamam, Bandırma'sı. Bursa'ya ne, nasıl bakıyor Bandırma? Şimdi geçen geldiğimizde de aynı şeyleri konuşmuştum. Şu anda Galatasaray ve şeyi tutanlar, Beşiktaş tutan herkesin Bursaspor'un şampiyonluğunu istediğini görüyorum bu tür küçük yerlerde. Çünkü kendi takımları, tuttuğu takımlar eğer şampiyon olamayacaksa Bursaspor'un olmasını yeğliyorlar. Bunun için de yani Bursa'ya karşı zaten Bandırma'nın da çok uzak olmadığı için bir sempatisi var. Sempatisi var zaten. Ve de Bursaspor'un şampiyonluğu da, ki biz de orada bir Bursalı antrenör olarak olduğumuz için, biz açık deklare ettiğimiz için de Bursasporlu olduğumuzu, Bandırma'da da oldukça büyük bir sevgi var Bursa'ya karşı. İnşallah Bursaspor bu işi becerebilirse, ne tarihi yazabilirse. Nasıl Galatasaray maçının öncesi? Şimdi ben olaya artık sıkıştı. Sezon bitmek üzere. Biraz evvel de söylediğiniz gibi 4 maç var ama bir tanesi oynanmayacak. 3 tane maçı var. 3 tane 90 dakikası. Kimseye de ihtiyacı yok Bursaspor. Neden kimseye ihtiyacı yok? Çünkü önde. Lider. Bir 3 maçı kazanırsa otomatikman zaten şampiyon olacak. Baktığınız zaman maçlar kolay mı? Değil. Ama şu var. Bu Bursaspor takımı kolay olmayan ligden geldi buraya. Bunlarla oynadı. Hepsini oynayarak geldi. Son 4'e kalana kadar, son 4 maça kalana kadar da lider pozisyonunda. Demek ki bu gücü var. Bunu böyle düşünmek lazım. Bu gücü varsa da önümüzdeki 3 maçı kazanma gücünün olduğunu düşünüyorum ben Bursaspor'un. Mantıklı, akıllı olurlarsa. Stres dedik, baskı dedik ama şu var. Artık oyuncularımız bunu da kaldırabildiğini görüyoruz. Neden? O ara bir boşluk oldu. Büyükşehir Belediye maçı ve Gençler Belediye maçı. Bir boşluk oldu. Oyuncular da bazı şeyin farkına varacaklardır. Nedir? Vardılar zaten. Çok fazla sıkıntı yaptıklarında problem oluyor. O zaman artık çok fazla sıkıntı yapmadan bu başarıyı onlar bugüne kadar elde ettiklerine göre bundan sonra da elde edebileceklerini anladılar ve bundan sonra da tahmin ediyorum önümüzdeki 3 maçı da alabilecek gücü var. Yenebilecek gücü var Bursaspor'un. Ve bunu becerebilirler. Tarih de yazabilirler. Türk futbol devriminde ve buna Türk futbol tarihi devrim diye düşünüyorum. Anadolu İhtilali. Anadolu İhtilali diye düşünüyorum. Bu ihtilali bu futbolcular yapacaklar. İnşallah bizim zamanımızda işte arkadaşlarımızın zamanı denk gelmedi bunlar. Beceremedik. Ama bu arkadaşlarımız becerirlerse tarihe geçecekler. İnşallah bunu da yapacağız Bursaspor olarak. Ben de Bandırma'da hem Bandırmaspor'un şampiyonluğunu hem Bursaspor'un şampiyonluğu için çifte şampiyonluğu. İnşallah iki bayrağı da yan yana asacağım Bandırma'da. Aynen, katılıyorum. Bahtiyar, geçen hafta Gaziantep maçı, gerçi üzerinden zaman geçti ama Gaziantep maçında Bursaspor hiç zorlandı değil mi? Tamam, skor 2-0 ama Gaziantep'in hatalarını falan düşünüyorum. Şöyle Cuma'dan bugüne kadar pek hatırlayamıyorum yani Ivankov'un sıkıntı çekti. Nasıl gördün Bursaspor'u? Şimdi Bursaspor Gaziantep maçını Denizli Antalya maçlarından daha rahat oynadı. O stresi yendi artık. Biliyorsun Denizli Antalya maçları biraz bizim çocuklarımız biraz daha bu stres içerisinden Gençler Birliği maçında ikinci yarıdan sonra çıktılar. Ve Antep maçını zaten 90 dakika çok rahat oynadılar. Senin de dediğin gibi yani Antep'in bize doğru dürüst bir gollük akını yok. Yani Ivankov belki şu sezon ilk rahat maçını bu sene oynadı Antep maçında. O yönden şimdi Bursaspor o maça başladığında, şimdi ben her zaman söylüyorum, teknik kadro, işte İsmail teknik direktörlük yapıyor. Ne kadar basın, ne kadar futbolcu dışarıdan, biz işte Sercan neden oynatılmadı, Ahmet neden, Okan neden oynatılmadı, Mehmet neden oynatılmadı demeyeceğiz. Dışarıdan yorum yapmak çok basit. Şimdi Sercan'ı oyundan aldığında ben tribündeyim, gene mırıldanmalar başladı. Ya şimdi biliyor musun Sercan'ı neden aldı? Sercan o gün kötü top oynamadı. Herkes Sercan'ın o gün kötü top oynadığında, Sercan o gün sahanın yıldızıydı. Sercan bastı, Sercan santrfor. Yani bizim insanımız istiyor ki santrfor oynayan adam her girdiği pozisyonu gol atacak. Yok canım, işte bu da santrfor oynadı. Ben de santrfor oynadım yıllarca. Çok en zor bir mevki futbolun. Ne kaleci ne bir şey. İlk senden gol beklenen kişi santrfordur. Şimdi Sercan o gereken müdahaleleri yaptı, presini yaptı. Gollük pozisyonlarda karşı karşıya kaldı, atamadı. Atamayacak, her attığını gol atsa zaten Maradona olur, Pele olur. Sercan o pozisyonda çıkarılırken herkes başladı mırıldanma. Ya
bilmiyorsun işte. Sercan'ın 3 tane sarı kartı var. Senin Galatasaray maçı ölüm kalım maçı bir yerde. Senin hakem olayları işte biliyorsun neler dönüyor. Adam bir dakikada sarı kart gösterir. Sercan'dan yoksun çıkarsın. Tabii. Sercan tamam ileride Antep müdafasını bağlayıp Antep'i bir türlü ileri çıkartmıyordu. Ama teknik direktör de bazı şeyleri düşünecek. Nasıl dedi 2-0'dan sonra ben Sercan'ı aldı. Rahat maçı da kurtardığını gösterdi. Ve zaten daha 90. dakika ben Ertuğrul Hoca'ya yakındım tribünde. Yani başladı bütün futbolcularına doktorla bile el sıkışma evet, öpüşme. Yani o bakımdan. Şimdi biz aylardan beri ne diyoruz? Bursa Spor takım oyunu oynuyor diyoruz. Gerçek işte takım oyunu bu. İbrahim çıkıyor Zapo. Giriyor hiç aratmıyor. Ozan İpek yoktu. Gençler Birliği maçında biraz onun eksikliğini gördük ama gene de ikinci yarı biz Gençler Birliği ve Gençler Birliği gitti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 yendi. Ya senin oynadığın takımı eziyorsun. Gençler Birliği maçında şimdi senin dediğin doğru aranmıyor. Yani ben şimdi Ömer Erdoğan'ın etkisini bu maçta Antep'te bir maçında biraz daha dikkatimi çekti. Bak şimdi Gençler Birliği maçında Ömer Erdoğan yoktu. Hakikaten hiçbir sıkıntı çekmedi savunma. Ama varlığı önemli. Son bu Antep maçında ayağına çarptı top gol oldu. Tabii. Yani bak şimdi Ömer Erdoğan yani ne arıyor kardeşim orada? Volkan vuruyor top gidiyor Ömer. İşte bu bir yerde de oyuncunun kısmeti mi denir? Tabii. Ne denir Okan? Yok kısmeti değil artık yani, o. Değil abi yani. Orada bulunması. Bulunması önemli ya. Golü oldu. Şimdi Ömer Erdoğan olmasa hiçbir sıkıntı çekmedik Gençler Birliği maçı. Dolayısıyla. Ama gol oldu. İşte bu da bir yerde. Dolayısıyla bak Bekir Ozan. Göbek'te oynuyor. Bekir Ozan kaç maçtan beri biliyorsun hep son 15 dakika 20. O gün sahanın yıldızıydı. Tamam bir iki hataları oldu ama yani sahanın yıldızıydı. Allah da bize yardım ediyor. Ömer'in ayağına çarpıyor. Öteki tarafta Volkan'ın göğsüne çarpıyor. Ama oynarsan Allah verir. Gidersen kaleye Allah verir. Gitmezsen nereye verecek? Yani o yönden Bursa Spor zaten yani sezon başından beri bu işi hak etti. Yani yukarıda Allah varsa bunu zaten var zaten. Bu yani Bursa Spor'un bu sene şampiyonluk hakkı ne Fener ne Galatasaray ne. Al işte mesela o gün Fener Beşiktaş maçını izliyorsun. İkinci yarı Fener sahada yok. Birinci yarı Beşiktaş yok. Böyle de bir futbol yok. Ama millet şimdi bir Barcelona, bir Inter, bir Milan maçlarını izleyerek artık yani Türkiye liglerinde maç seyretmez oldu. Evet. O yandan yani Bursa Spor zevk veriyor yani. Bu senenin takımı Bursa Spor. Evet. O zaman ben Okan'a şunu söyleyeyim. Okan sen iki duyguyu da yaşadın. Bir küme düşmenin üzüntüsünü ki dünyanın en acı şeyi derler. Takım kaptanı olarak yaşadın. Artı o takımın başında tekrar yuvaya dönen takımın kaptanı oldun. Ve büyük emeğin geçti. Hem orada hem burada. Şimdi nasıl bir duygudur? Şampiyonluk çok geriyor futbolcuları diyor. Çok mu gerilir? Şimdi tabii ki her futbolcuya şampiyonluk nasip olmaz futbol hayatında. Bana şampiyonluk, oynadığım profesyonel takımda şampiyonluk nasip olmadı. Şimdi tabii ki o zamanlar bir Bursa olarak, bir takım kaptanı olarak tabii ki bazı sorumlulukların artıyor, sorumlulukların oluyor. Çünkü bir Bursalı olduğun için yarın öbür gün dışarıdan gelsen sezon bittiği zaman gidiyorsun. Ama sen Bursalı başka takımlara gittiğin zaman dönüş yine Bursa oluyor. Onun için o zamanlar tabii ki küme düştüğümüz sezon tabii ki çok büyük sıkıntılar yaşadım bir Bursalı olarak. Ama o senede takım ikincilik ağdayken yine kalma gereği duydum, hissettim kendim. Çünkü ertesine tekrar başarabiliriz diye. Tabii. Çünkü bir takım kaptanı olarak, bir burs olarak takımın küme düşmüş. Yani düştükten sonra ayrılmak yakışmaz. Tabii. Yakışmaz diyorsun. Tekrar kaldım ki hemen bir sene sonra çıkarız diye. Ertesi sene kaldığın zaman çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Yani sıcağı sıcağı bazı şeyler yapmak zorundasın. İkincilik çok ayrı bir yer değil tabii mi? Tabii ki. Yani o zaman İsmail Hoca çok iyi biliyordur. Düşen takımlar kadrolunu koruyor. Diğer takımlar transfer yapıyor. Tabii ki biz de kadromuzu koruduk ama başaramadık. Ama şimdiki küme düşmekle şampiyonluk arasında çok büyük fark var. Şimdi şampiyonla bizim Bursa Spor şampiyonla oynuyor ama insanlar bazen işte stres olabilir. Tabii ki olur futbolcuda. Çünkü kolay değil ki. Sen Bursa Spor olarak şampiyonluğa gidiyorsun. Tarih yazacaksın. Kimse belki Bursa Spor'un Süper Lig'de şampiyonluğunu görmemiştir. Görmeyecek de belki. Ama buradaki futbolcular herkes saygı duyması lazım. Herkes hoşgörüyle karşı olur veya olmaz. Ama sezon başlarken böyle bir başarı yapacağını kimsenin garantisi yoktu, veremezdi. Ha, olmayabilir veya olur, hoşgörüyle karşılayacaksınız. Stres de olabilir futbolcularda. Hani diyorlar ki işte stresi yendi. Böyle bir şey yok. Olabilir tabii ki. Yani böyle rahat maçlara çıkmıyorsunuz ki. Her maç final maçı. Çünkü önünüzde bir hedef var. Şampiyonluğa oynuyorsunuz. O yüzden
tabii ki küme düşmekle ben şampiyonluğu yaşamadım. Her futbolcu futbol hayatında da belki şampiyonluğu yaşamamış olabilir. Küme düşmeyi yaşadım ama inşallah... Ama ligada şampiyonluğu... O zaman işte ayrıldım, çıkamadık. Aynen. Öbür sene çıkmıştı. Yani olsun. Tabii ki peki, şampiyonluk yaşamak şöyle kolay söyleyeyim değil. Ben o zaman. Şimdi stres, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyrettik. Yani tekme havada uçuşuyor, kırmızı kartla en soğukkanlı diyebildiğimiz efendim Vedersonlar, Ernstler, İbrahim Toramanlar. Oradan onlarda stres yok mu? Yani gördüğüm kadarıyla müthiş stres vardı. Hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Ben Alex'i hani insan futbol olarak ayrı, insani değerler olarak da koydum. Alex böyle oturur bir yere. Alex gitti şeyin boğazına sarıldı. Rakip oyuncu Sivo'nun boğazına sarıldı. Alex. Demek ki bu stres denen nesne sadece Bursaspor'lu futbolcular yok. Herkes de var yani. Şimdi Bandırma Spor'da stres var mı yok mu? Soruyorum var tabii ki, olmaz mı? Yani oyuncular şimdi başarıya, biraz eğer Okan dediği gibi, eğer başarıya endekslenmişsen, mutlaka başarı bekleniyorsa, o oyuncuda belli bir gerginlik olması kadar doğal bir şey yok. Doğal. Evet. Ama bu şu var şimdi. Bu gerginliği yenecek olan insanlar kimler? Başındaki antrenörler, o takımın yöneticileri. Size ben başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Buradan lafı hemen değiştiriyorum. Şu anda Bursaspor futbol takımında oynayan oyunculardan çok seyircide stres var, biliyor musunuz? Doğrudur. Tezahürat yapamıyor da seyirciler. Neden? Atıyorum 1-0 galibiz. Gol yememek için seyirci kendini sıkıyor. İnanılmaz dedi. Geçmişte çok daha şeydi bizim diğer maçlarımızda. Ki futbolcuda olması çok doğal ama şu kale önüne geldiğinde Sercan şimdi vururken bir bakıyorum önünde oturan herkesin ayağı. Yani ona ne herkes vuruyor topa. Sadece Sercan değil. Çok, yani. Çok doğal. Çünkü son maçlara doğru gelince iyice bu yükselecek ama şu ortamda futbolcuları rahat edebilecek. Şimdi bunun bir oyun olduğunu biraz evvel söylediği gibi Okan'ın. Bu takıma saygı duyulması gerekiyor. Biz şampiyon olacağımıza ben kesin inanıyorum ama olmasa bile bu oyuncuların hepsi altın değerinde olmalı. Niçin diyeceksiniz? Bizi bu başarıya doğru götürüyorlar. Bizi bu kadar maçtan beri bu ligin lideri olarak devam ettiriyorlar ve şampiyon da olacaklar inşallah. Bu oyunculara saygı duyulması lazım. Bu oyuncular asla ve asla ne derler ona, baskı altına alınmaması gerekir. Seyirci tarafından da, yönetim tarafından da, teknik kadro tarafından da. Şu anda inanılmaz derecede bana göre, benim görüşüm şu. Bizde de aynı şeyler var. Bizim oyuncularımız da bayağı geriliyorlar ama bu onları bir şekilde almak gerekiyor. Teknik adamların görevi bu. Yöneticilerin görevi. Bu görevi de herkes çok iyi yapacaklar. Son maçlara oyuncularımızı daha iyi çıkarabilirsek tahmin ediyorum ki bu maçları da iyi atlatacak ve sezonu en iyi yerde. Bugünkü tabloda en üste bitirecek diye düşünüyorum. Yani. Şimdi bir de bak, şöyle bir şey var. Şimdi Okan biraz önce güzel söyledi. Ben şampiyonluk görmedim. Şimdi ben şampiyonluk gördüm Fenerbahçe'de. Kupa şampiyonu. İki tane şampiyonluk gördüm. Şimdi Fenerbahçe ile Bursaspor için bir Anadolu takımında, şimdi sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan bir futbolcu ve antrenör gelirken mukavelesinde şampiyonluk primi, kupa primi hepsini yapıp da geliyor. Ama bu sene mesela Bursaspor şampiyon olacağım diye mi girdi? Mümkün değil. İkincilik, üçüncülük bizim için çok büyük bir hedefti. Ama ne oldu? Allah şu duruma kadar getirdi. Hangi futbolcu, gidelim araştıralım, hangi futbolcu mukavelesinde şampiyonluk primi ve kupa primi yazdırdı? Şimdi Anadolu takımında, ben bunu aynı Anadolu takımında, biz Bursaspor'da şampiyonluğu oynadığımız sene böyle son 4 maçta kaybettiğimiz zaman işte bu stres, ben bunu canlı yaşadım oynayan sahada olarak. Neden Anadolu takımında hem tarihe geçeceksin hem daha alışkın değilsin o havaya. Ama bir Fenerbahçe'de diyorsun ki Fenerbahçe 70 kere atıyorum işte 30 kere şampiyon olmuş, 20 kere kupayı almış. Neyse 26 seneden beri, o bizim zamanımızdan beri de kupayı alamıyor ama gene final oynuyor. Şimdi Fener'le Bursa arasında veya Galatasaray, Beşiktaş arasında 3 büyükler, 4, Trabzonlu bile alıştı. 4-5 sene senedir şampiyon olamıyor. Olamıyor. Şimdi mesela Trabzon bile şampiyonla oynasa o stresi yaşayabilir. Ama Trabzon 6 sene şampiyon oldu. Ali Kemal'lerin zamanında, Turgay Necatiler'in zamanında. İlk 1-2 sene stresi yaşadılar. 3. 4. seneden sonra kendileri aldılar götürdüler. Stressiz olma. O sene Trabzon bizi şampiyonluktan ettiği zaman onlar streslerini yendiler. Biz stresi yenemedik. Altay'a 4-0 mağlup olduk İzmir'de. Evet. Hatırladım, talipti. Elimiz ayağı hiçbirimizin tutmadı. O arada gittik sonra Diyarbakır'a ve şampiyonluğu verdik. İşte İsmail de biliyor. O kadrodaydı. Yani Fenerbahçe'de o şey, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta daha alışkın hava olduğu için
Orada futbolcu... Onların camiaları basmıyor mu daha fazla? Bizim mesela Bursa Spor camiası öyle bir baskı yok takıma. Var mı yani? Ben camiaları... taraftar olarak Fenerbahçe... Mesela en başta Aziz Yıldırım bu sene 3 şampiyonluk ve 3 kupa vaat ediyorum dedi. Bitti. Bu adam 3 kupayı vaat ediyorum dediği zaman o zaman şimdi görüyorum. Beşiktaş maçında müthiş gergin yani. Her şeyini oynuyor işte. Beşiktaşlı görüyorsunuz. Yıldırım Demirören'i federasyonu istifaya çağırıyor. Onlar daha gergin. Biz Bursa Spor Camiası olarak belki alışık olmadığımız için böyle bir tabloya. Ya bakmayın herkes istiyor da çok canlı. Ya olmazsak ikinci oluruz diyor. Hayır arkadaş olacağız diye böyle direten yok. Heyecanlı. Ama gönüller olsun diye istiyor. Mesela ben Bahtiyar olsun, seni olsun ne zaman gelir? Hayır bu takım şampiyon olacak diyordunuz. Hala, olacak yine. 5 hafta önce de 10 hafta önce de. Ya bu kadar ısrarla konuşmak ya niye dayanıyor bu adamlar diye düşünülür. Ama çok yakınlaştı işte onun için de var. Evet. Çok yakınlaştı. Yani derler ya bir tabir var kucağına kadar geldi bu. Şimdi o zaman ikinci bölümde onu konuşalım. Sevgili izleyenlerimiz bu akşam renkli ve keyifli demiştik. Gerçekten öyle. İki gol kralı. Bir de yanlarında teknik adam. Ben de arada idare ediyorum. Böylece bu akşam Bursa Spor'un geçmişinden aldık geleceğine bakıyoruz. Geleceğe de en güzel bakan isimler bunlar. Neden? Gol krallığı unvanları var. Gol atmışlar. Diğeri de çok yaşamış teknik adam olarak, antrenör olarak, futbolcu olarak. Şimdi ne olur neler olması gerekir? Galatasaray maçıyla ilgili görüşleri alacağız. Hakem faktörü önemlidir. Bunu soracağız. Bir de ikisinin de özelliği ortak özelliği penaltıcıdır. Bakalım penaltıcılık ne demek? Penaltı atmak ne demek? Kaleci mi kurtarır? Futbolcu mu atamaz? Onları soracağız. Evet. Bir ara veriyoruz.